Arkadaşlar herkese merhabalar. 25 Nisan 2024 tarihlerimiz TAV Havalimanları hissesi ile beraberiz. Bugün 203 kapanışını yapan TAV Havalimanları hissesi 1.96'lık bir yükseliş görüntüsü yakalamış günlük bazda. Daha öncesinde kanalımda paylaştığım hisselerden bir tanesiydi. Bugün tekrardan güncellemek adına yeni bir video çekmek istedim. İlk defa kanalımda videomu izliyorsanız dostlar, kanalıma abone olarak bundan sonraki videolar hakkında haberdar olabilirsiniz. TAV Havalimanları ile alakalı olarak günlük grafiğimiz açık. Biz bugün günlük 4 saatlik ve saatlik grafiklere bakacağız. İndikatörlerin alım satım durumları, bununla beraber destek direnç seviyeleri, günlük ve 4 saatlik ve saatlik grafiklerde basit hareketli ortalamaların durumları, 20, 50 ve 100 günlük, 200 günlük basit hareketli ortalamaların gösterge seviyelerini hep beraber bu videoda sizlerle beraber inceleyeceğiz. Kanalıma abone olarak bundan sonraki videolar hakkında da haberdar olabilirsiniz dostlar. Şimdi 203 kapanışını yapmış bugün hissemiz. Yarın Cuma biliyorsunuz hafta kapanışı olacak. 26 Aralık 2023 çok da gerilere gitmek istemedim. Zaten TAV Havalimanları ile ilgili geçmiş grafikleri şu şekilde uzaklaştırdığımda zaman zaman yatay hareketleri olsa da genel itibariyle yükseliş yönlü bir görüntüsü var. Örnek verecek olursak burada bir yükseliş görüntüsü oluşturmuşken belli bir süre yatay hareket sonrasında tekrardan bir yükseliş yönlü hareket akabinde, daha doğrusu şöyle arkadaşlar, yatay hareket üst kanal bandını atmış, tekrardan bir yatay hareket gerçekleştirmiş. Şöyle göstereyim sizlere kafa karışmasın adına. Sonrasında 26 Aralık 2023 sonrasında bunları sileceğim kafamız karışmasın. Başlayan güzel bir yükseliş seviyesi var. Hatta şöyle de bu yükseliş seviyesinin oransal olarak fiyatlanmasına bakalım. Yüzde kaçlık bir yükseliş görüntüsü oluşturmuş şu şekilde. 99.95 rakamlarından başlayan yükseliş hareketi hisse yaklaşık %110'luk bir yükseliş görüntüsü oluşturmuş. %110'luk bir gösteriş yükseliş görüntüsü oluşturmuş dostlar. Şimdi şöyle bir şey var. Kanal içerisinde, paralel kanal içerisinde yükseliş görüntüsü sürüyor. Alt noktalar, destek noktaları, üst noktalar. Bakın direnç tepeleri, destek tepeleri yönünde bu bölgeler arasında yukarı yönlü, aşağı yönlü düşüşler, yükselişlerle beraber güzel bir yükseliş trendi oluşturmuş. Bakın arkadaşlar, destekten dirence, dirençten desteğe, tekrardan destekten dirence şeklinde bir yükseliş hareketi oluşturmuş kanal içerisinde TAV Havalimanları hissesi. Şimdi bunları silelim, kafamız karışmasın. Destek direnç durumları, indikatör durumlarına bakalım. Aşağıda MACD indikatörümüz açık. MACD indikatörü mavi ve turuncu çizgiler bize alım satımla ilgili kesişimlerde sinyaller üretiyor. Teknik al veya teknik sat şeklinde. Burada bir alım sinyali üretmiş. Nerede? Destek noktasına dokunduğunda. Ve bu bakın bu bölgede yakın zamanda 210 dönüşü sonrasında bir satış sinyali şeklinde birleşme varken, sonrasında tekrardan yükselişle beraber bu birleşme ayrılmış dostlar. Tekrardan bakın burada yeşil bir barımız oluşmuş alım yönlü olarak. Yukarı yönlü yükselişlerde 210.9 Fibo direncimiz var. Bir üstünde 237.1 ve 253.28 Fibo direncimiz bulunurken, destek seviyesi ise 184.7, 168.5 ve 155.4 günlük bazdaki, bunlar Fibo destek seviyelerimiz. Basit hareketli ortalamalara bakalım. Şöyle ki öncelikle 20 günlük basit hareketli ortalamayı ele alalım dostlar. Rengini beyaz yapalım görünürlük açısından. Evet, görüntüsünde 3 punto yapalım. Bakın basit hareketli ortalamaların hisse fiyatının altında fiyatlanması önemli. En azından trend yönü olarak kendimize belirlediğimiz basit hareketli ortalamanın hisse fiyatının altında olduğunda trend yönünün yukarı yönlü, hisse fiyatının olduğu dönemlerde de geçmişe bakarak trend yönünün aşağı yönlü olduğunu görebilirsiniz. 20 günlük kısa vadeli basit hareketli ortalamaya baktığımızda 188.4 rakamlarımızdan hissemizi takip ediyor ve fiyatlanma olarak hisse fiyatının altında. 50 günlüğümüz 175 rakamlarında hisse fiyatının altında. 100 günlüğümüz, 100 günlüğe baktığımızda 100 günlüğümüz 148.4 rakamlarında ve hisse fiyatının altından fiyatlanması sürerken, 200 günlük basit hareketli ortalamamız 134.2 rakamlarıyla beraber hisse fiyatının altından hareketini sürdürüyor. Tekrardan MACD indikatörünü açalım. Grafiğimizi 4 saatliği alalım. 4 saatliği aldığımda
Satım sinyali ile alakalı olarak 210 düşüşü sonrasında bakın burada bir teknik sat sinyali gelmiş ve alım sinyali oluşmak üzere 4 saatlik grafiklerde. Peki bu 4 saatlik grafikler ne? Arkadaşlar bu 4 saatlik grafikler şöyle ki buradaki her bir mum 4 saatte bir oluşan fiyat hareketlenme ile alakalı karşımıza çıkan mum çubukları. Buna göre grafiğimiz şekilleniyor. Burada 203 kapanışını yapan hissenin önünde 210.9 fibo direnci var. Aşıldığı takdirde 225.3 ve 234.2 fibo dirençleri bulunuyor. Destek yönlü baktığımızda ise 196.5 ve 187.6 fibo destekleri de 4 saatlik grafikte karşımıza çıkıyor. Saatliye aldığımda biraz daha detaylanıyor görüntümüz. Burada bir alım sinyalinin devamı söz konusu. Teknik olarak yukarı yönlü yükselişlerde 210.9 fibo direncimiz var. 219 ve 224 rakamları üst seviyelerde direnç olarak bekliyor bizi. Destek olarak ise 202.8, 197.8, 193.7 ve 189.6 rakamları karşımıza çıkıyor TAV Havalimanları hissesinde. Tekrardan günlük grafiği alıyorum. Görüntümüz bu şekilde. Yukarı yönlü kanal hareketi, aşağı yönlü destek dirençler arasında yükselişini sürdürmüş. İlerleyen günlerde isterse tekrardan TAV Havalimanları'yla ilgili paylaşımda bulunuruz dostlar. Herkese hayırlı bol güzel kazançlar diliyorum ben buradan. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.